Herkese merhaba. Uzun bir süreden sonra yeni bir video ile karşınızdayım. Bu hafta sonu Karaköy'de çok şık bir otelde konaklayacağım. Otelde Komondo. Ve çok güzel bir hikayesi var buranın. Onu da ilerleyen zamanda anlatacağım size. Konum olarak Galata'ya, Sultanahmet'e, Karaköy'e çok yakın. Özgün ve tarihi dokusuyla İstanbul'a çok yakışan bir otel. Otelde Komondo. İki tane de restoranı var. En alt katında, giriş katında Vigneron de Komondo diye bir wine barı var. En üst katta da güzel bir terasında manzaralı ocakbaşı restoranı var. Pandemide bütün restoranlar kapandı şu anda ama otel restoranları hala hizmet vermeye devam ediyor. Biz de bir oteldeyiz gördüğünüz gibi ve bu otel şöyle bir hizmet yaptı. Konaklama artı kahvaltı artı akşam yemeği paketleri yapmış. 499 lira gibi fiyattan başlıyor. Web sitelerinden ve Instagram adreslerinden de bakabilirsiniz. Açıklamalar kısmını zaten ekleyeceğim. İçerisi çok şık. Şimdi girelim oteli biraz bakalım nasılmış görelim. 1881 yılında yapılmış tarihi bir bina. De Komondo ailesi tarafından yapılmış olduğu için de otel bu ismi vermiş. Şimdi otelimize içeri giriyoruz. Bu bahsettiğimiz De Komondo ailesi İspanyol asıllı Yahudi bir aile. İspanya'yı Katolik olmayanlardan arındırmak için başlatılan hareketten sonra hükümdarlar tarafından kovulan bir Yahudi aile. İşte burada da hepsinin tabloları var. Şu an hiçbiri yaşamıyor. Resepsiyon kısmına ulaştık bu arada. İspanya'dan ayrılmak zorunda kaldıktan sonra önce Venedik'e sonra İstanbul'a geliyorlar. Ve İstanbul'da bankacılık sektöründe işleri o kadar büyütüyorlar ki Doğu'nun Rothschild'ları olarak anılmaya başlıyorlar. Ve pek çok eser bırakıyorlar tabii ülkemize de İstanbul'a da. Meşhur Komondo merdivenleri Karaköy'deki bilirsiniz. O merdivenler de bu aile tarafından yaptırılmış. Şimdi odamıza gidiyoruz. 28 oda ve 4 tane suitten oluşan otelimize şimdi biraz gezelim. Genel anlamda İtalyan mimarisine sahip tarihi ateş tuğlaları bütün oteli sarıyor. Cilalı ahşaplar, ferforjeler, minimal dekorasyonuyla farklı ve tarz bir butik otel. Burası şimdi bizim odamız. Odalar böyle geniş hepsi ve tavanları yüksek. Gördüğünüz gibi tasarımlar şık ve elegan. Televizyonda Netflix'imiz de var. Tertemiz, mis gibi. Her yer mis gibi kokuyor ve pırıl pırıl parlıyor. Banyomuz da bu şekilde. Görüntü modern ama tarihin içine oyulmuş gibi. Konumu da çok iyi. Galata'ya, Sultanahmet'e, Karaköy'e yürüme mesafesinde. Tasarım ve şık bir otel. Burası da bekleme alanı. Otel De Komondo'nun giriş katında güzel bir wine barı var. Vigneron. Çok zengin bir şarap kavanoğuna da sahip aynı zamanda yerli ve yabancı olarak. Gördüğünüz gibi iç dekorasyonu süper. Labirent gibi böyle oda oda. Geçişli. Şimdi hep beraber hepsini geziyoruz. Öğlen açılıyor burası. Saat 1 gibi, 1.30 gibi. Akşam yemeği, öğlen yemeği olarak hizmet veriyor. Ve şimdi kava geldik. Bakın burası şarap kava. Gerçekten İtalya'daki, Fransa'daki mekanlar gibi, wine barlar gibi hiçbir eksiği yok. İstanbul'da böyle yerlerin olması çok güzel. Bir de misafir girdi içeri. Merhaba. Şimdi gidelim bir de teras katındaki ocakbaşı restoranına bakalım. Evet, teras katında Mois adında güzel bir ocakbaşı restoran var. Ve harika bir manzara eşliğinde İstanbul'a doyduğunuz güzel bir otel burası hakikaten. Dışarıdan da gelebiliyorsunuz tabii pandemiden sonra inşallah. Dışarıdan gelenlere de hizmet veren bir ocakbaşı restoran burası aynı zamanda. Bakın. Güzel bir manzarası var. Saat 6 gibi ocakbaşı başlıyor. Akşam yemeğimizi yiyeceğiz. Burada konaklayacağız. Sonra sabah kahvaltımızı edeceğiz. Güzel bir hafta sonu geçireceğiz. Evet, saat 6'yı geçti. Yemeğimizi almak için teras katına geldik. Mois ocakbaşına.
güzel. Akşam manzarası da ayrı güzelmiş. Şimdi ocak başında bakalım neler var. İç kısmı da oldukça şık. Kişi başı 250 lira gibi bir rakama geliyor burası. Dışarıdan da gelebiliyorsunuz. Şimdi ocak başında etlerimiz hazırlanmaya başlıyor. Paket aldığınız zaman bu akşam yemeği de ücrete dahil. 499, 699, 999 liralık paketler mevcut. Günaydın. Şimdi size kahvaltıyı gösteriyorum ve otel gezimizi bitiriyoruz. Gerçekten mükemmel bir deneyimdi. Hepinize öneriyorum. Geçelim kahvaltıya. Gerçekten çok zengin bir kahvaltı kuruyorlar ve herkese bu kahvaltıyı sunuyorlar. Burada konaklayan herkese. Fiyatları zaten size söylemiştim. 499, 699 ve 999 liralık paketleri var. İncelemenizi öneririm. Otelde, restoranları da harikaydı. Buraya mutlaka gelmelisiniz. İyi kılıyım.